Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün çizgi filmlerde bilmediğimiz gerçek gizemleri falan filan öğreneceğiz. Yani bu videoyu hepimizi ilgilendiren, özellikle çocukları ve ebeveynleri ilgilendiren bir video. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve bir de şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da bir takip ederseniz gerçekten ben dünyanın en mutlu insanı olurum da. Ayrıca size bir de şöyle bir kolonya ikram ederim. Açın avucunuzu. Geliyor kolonyalar. Oh mis gibi. Şimdi videomuza başlayalım. Evet, başladık. Regular Show. Daha önce izledim mi? Evet, izlemişliğim var. Evet, biliyorum. Sürekli dizi olarak da geçen Regular Show herkes tarafından seviliyor ve zevkle izleniyor. Hı. Fakat birazdan duyacaklarınızdan sonra çizgi film yapımcılarına biraz kızabilirsiniz. Neden acaba? Çizgi film ülkemizde epey bir dalga geçmiş. Eğer ilkine bizim ülkemizde. Lan ülkeyle dalga geçenin var ya, o diziyi var ya, biterim lan bu videoda, bak vallahi izlettirmem kimseye. Mafya bilgilerini kanıtlamak için bir yarışmaya girerler. Hı. Evet, diğer ülkeler hakkında çok şey biliyoruz. Gösterelim onu. Gösterelim. Gösterelim onu. Her ikisi de ülkelerin önemli özelliklerini bir şarkı eşliğinde söylemeye başlar. Fakat birçok ülkenin önemli özelliklerini söylerlerken iş Türkiye'ye gelince sadece Türkiye deyip geçerler. Yani bir nevi geçiştirirler. Yani Türkiye ile ilgili hiçbir özelliği söylemezler. Bir dakika. Kıskanıyorsunuz değil mi? Türkiye'yi kıskanıyorsunuz siz. Evet, ne yapıyorlarmış o? Evet, gördüğünüz gibi ülkemizde biraz alay edilmiş. Ama ben bir anlayamadım burada. Ne alaka? Bir şey yok. Evet, ben öyle dedim şu an. Fakat bunları demeden önce bir de ikinci gizeme bakalım derim. Çünkü ikinci gizemde Türkiye ile alay edildiği apaçık ortada. Sürekli dizinin yedinci sezonunda Thomas'ın Hawaii fişek attığını görebiliyoruz. Hı. Buraya kadar her şey normal. Fakat sonrasında Rigby Thomas'a Hawaii fişekleri nasıl öğrendiğini söylüyor. Thomas ise cevap olarak aynen şöyle söylüyor. Türkiye'deki ninjalarla savaşırken veya kaçarken öğreniyorsun dostum. I learned that in Turkey. How? You get creative. Ninja derken bir şey diyeceğim. Tesettürlülerden mi bahsediyor? Buradaki ninjalardan kastettikleri şey kapalı kadınlar, yani tesettürlü kadınlar. Yani ülkemizdeki kapalı kadınlarla dalga geçmek için söylenmiş. Elbette ki dublajda bu kısım Türklerin hoşuna gitmediği için Türk yapımcılar tarafından değiştirilip sansürlenmiş. Hatta sözcükler tamamen değiştirilmiş bir şekilde çizgi film yayınlanmış. Hadi gelin şimdi ona bakalım. I learned that in Turkey. How? You get creative when you're being chased. Bir de suikastçı. Peşine ninjalar düşünce insanın hayal gücü güçleniyor. Abi çok garip lan. Ne alıp veremediniz tesettürle ya? Anlamıyorum ki size. İsteyen takar, isteyen takmaz. Yani kiminin inancı var, kiminin yok, olmayabilir. Yani dini inancı olan da takmak zorunda değil. Böyle bir şey de var. Ya şu insanları bir rahat bırakın artık. İstedikleri gibi yaşasınlar ya. Neyse, iki numaraya geçtik. Bunu izledim. Bunu çok aslında izledim. Bu çizgi filmde çok garip bir gizeme sahip. Bunda Slenderman de vardı biliyorum. Çizgi filmin introsunda gözüküyor. Eğer bu introya detaylı bir şekilde bakarsanız tam burada dev bir ayak izi olduğunu görebilirsiniz. Tamam. Bu ayak izinin sahibi ise bir koca ayak. Eğer bunu ilk defa duyuyorsanız size koca ayaktan hızlıca ne bahsedeyim. İnsanlar zamanında sıradan bir ormanda kocaman ayak izleri buldu ve ayak izleri o kadar büyüktü ki insan olmadığına kanaat getirdiler ve araştırma yapmaya karar verdiler. Ve sonrasında bazı insanlar bu olay araştırırken ormanda ölü olarak bulundu ve bazı insanlar da ormanda kocaman bir dev bir yaratık gördüğünü iddia etti ve zamanla bu kadar büyük ayaklara sahip olan yaratığa da koca ayak adını verdiler. Esrarengiz Kasaba'nın yapımcıları ise eminim bu hikayeyi biliyordur. Hatta biliyor olmalılar ki çizgi filme de koca ayağı eklemişler. Ayrıca çizgi filmin başka bir sahnesinde koca ayak çok net şekilde görünüyor. Tabii koca ayak bunu görmüştüm. İçin izleyenlerin bunu görmemiş olması oldukça da normal. Yine başka bir sahnede koca ayağın sadece elini görüyor. Aynı zamanda kocaman elleriyle bir arabayı da parçaladığını görebilirsiniz. Yüzünü göremesek bile kocaman ellerinden kim olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bu kesinlikle bir koca ayak. Gizemli kısmı nereydi buranın abi tam olarak, ben onu anlayamadım. Evet, 3 numara Sünger Bob'muş, onu da biliyorum. Sünger Bob'u sanırsam bilmeyen yoktur. Yok. Hayatında herkes bir kez olsun eminim bu eğlenceli çizgi filmi izlemiştir. Fakat bu çizgi filmde de bilmediğiniz gizemler var. Mesela Sünger Bob'un yaratıcısı olan Stephen Hallenberg, Sünger Bob'u çizip bitirdikten sonra birçok kez kaldırmak istemiştir. Kulağa şaşırtıcı geliyor olabilir. Fakat bunun ilginç bir sebebi var. Çünkü niye? Yapımcı çocukların Sünger Bob'u peynire benzeteceğini düşündü ve bundan çok korkarak takıntı haline getirdi. Fakat Stephen'ın arkadaşları ise bunu asla yapmaması gerektiğini, karakterin gayet güzel olduğunu ve hatta peynirden çok süngere benzediğini söyledi. Stephen Hallenberg de arkadaşlarına güvenerek tekrar çizmekten vazgeçti ve sonuç olarak Sünger Bob televizyonlarda aynı şu anki gördüğümüz şekilde yayınlandı ve sonrasında Sünger Bob çok sevilen çizgi film haline geldi. Şimdi gelelim Sünger Bob'un son bölüm gizemine. Neymiş son bölümdeki gizem? Çok sevilecek cinsten değil. Çünkü bu bölümde yengeç restoranda yangın çıkıyor ve bu yangın burada yanıyordu. Çok kişi kurtuluyor. Fakat işin üzücü kısmı şu ki bazı insanlar
bu yangından Sünger Bob ve Patrick'in kurtulamadığını söylüyor. Evet. Yani yengeç restoranın ikisinin de öldüğünü söylüyor. Hatta işin başka bir ilginç tarafı ise az önce bahsettiğimiz Sünger Bob'un yapımcısı olan Stephen Hallenberg 2018 yılında evinde ölü olarak bulunmuş. Bazı insanlar bu yapımcı öldükten sonra Sünger Bob çizgi film yapımcılarının da çizgi filmi bitirmek istedikleri için bu yüzden Sünger Bob ve Patrick'i öldürdüğünü söylüyorlar. Peki bu söylentiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünemedim şu an. Bu adamın öldüğünü bile daha yeni duyuyor. Adam niye ölmüş acaba la? Evinde ölü bulundu diyorlar bir de. Ama Sünger Bob'un yandığına dayanamayıp anam mı etti diyeceğim de. Evet 4 numara, Gumball. Daha önce videolarım var bununla şimdi alakalı. Sıramızda ise çok sevilen çizgi film olan Gumball var. Tamam. Şu an sevilen ünlü bir çizgi film olabilir ama çizgi film yapımcıları için bu hiç de kolay olmamış. Çünkü yapımcılar Gumball'ı bu kadar ünlü etmekte epey bir zorlanmışlar. Örneğin karakterlerin ilk çizimleri şu an gördüğümüz orijinal hallerinden biraz farklıymış. Çünkü çizgi film yapımcıları şu anki hali çok güzel ya. Çizerken oldukça farklı şekillerde çizmişler. Tamam. Örneğin bu şekilde ve hatta dişlik bir şekilde. Bu korkunç. Yani Gumball şu anki gördüğümüz haline gelene kadar birçok kez değişime uğramış. Tamam. Örneğin Gumball ilk yayınlandığı piyano da güzelmiş lan. Köpekmiş. Hatta daha sonra Gumball'ı siyah bir kedi yapmışlar ama bunu da beğenmemişler. Sonrasında ise rengini değiştirerek mavi yapmışlar ve anlaşılan yapımcılar bunu sevmişler. Çünkü bir daha Gumball'ı hiç değiştirmediler. Böyle daha tatlı bence. Şekilde kaldı. Şimdi ise diğer ilginç bir gizeme geçelim. Tamam. Eğer Gumball'ı anlamak istiyorsanız önce yaratıcısını anlamamız gerekiyor. Yani Ben Bucklett denilen bu adamı. Çünkü bu adam çizgi filmin yapımcısı. Yani Gumball'ı çizen ve senaryo... Az önceki adam değil miydi lan bu tip? Çok hatta çizgi filmde yaşadığı her şeyi yapımcı da çocukluğunda yaşamış. Hatta ismi Ben olan bu abimiz çocukken biraz aptal olduğunu da söylüyor. Yani Gumball bu yapımcının çocukluğunu temsil ediyor. Şimdi ise Darwin gizemine geçelim. Darwin karakterini çizgi filmden biliyorsunuzdur. Tamam. Aslında bu karakter çizgi filmde olmayacaktı. Evet yanlış duymadınız. Asla böyle bir karakter çizgi niye oldu o zaman? Asla ve asla olmayacaktı. Çünkü yapımcılar Darwin karakterini başka çizgi filmlerde kullanacaklardı. Ama Gumball yapımcısı olan Ben Bucklett Darwin'i çok beğendiği için kendi çizgi filmine eklemek istedi. Tabi sonrasında çocuklar tarafından epey bir sevilen Darwin karakteri Gumball'da her zaman yerini aldı. Yani bu gizemde ben pek bir şey bulamadım ya. Çok önemli bir gizem değilmiş bu arada. Bu konuda bilgim olsa da benim hayatımı değiştirmez yani, anladınız mı? Ay götüm. 5 numara. Bunu çok izlemedim. Gayet eğlenceli olan bu çizgi filmi. İzleyen varsa aranızda yorumlara yazsın. Bu çizgi filmin çok üzücü bir hikayesi olduğu söyleniyor. Neymiş? Tabii bu sadece bir teori. Aslında bu teoriye göre Finn aslında çok uzun zamandır komada ve Jack ile yaşadığı tüm maceralar komada kurduğu hayaller. Aslında bu doğru olabilir. Çünkü araştırdığımızda Adventure Time'ın bir bölümü bulunuyor. Bölümün adı ise Adventure Time Distant Lands Together Again. Aslında bu bölüm Jack'in ölümünü konu alıyor. Hatta bölüm başlarken ilk sahnelerde Finn'in Jack'in mezar taşının önünde dururken görebilirsiniz ve çok yaşlanmış bir şekilde durduğunu da unutmayalım. Daha sonra Finn Jack'i kurtarmak için ölüler dünyasına giriyor ve onu kurtarmaya çalışıyor. Eğer bu bölümü izlerseniz bazı sahnelerde Jack'in 50 senedir ölü olduğunu ve Finn'in çok yalnızlık çektiği konuşmaları görebilirsiniz. Bunları gördükten sonra anlıyoruz ki aslında Jack'in komada olma teorisi doğru olabilir. Çünkü düşündüğümüz zaman ama doğru. Film yapımcıları bu bölümde 50 senedir ölü olan Jack'in aslında 50 senedir komada olduğunu bize söylüyor olabilir mi? Aynı zamanda Finn'in de Jack'i hayal dünyasında yarattığı hayal arkadaşı olduğunu da söylemeye çalışıyor olabilirler. En azından benim teorim bu şekildeydi. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kafam beynim yandı şu an benim. Bu çizgi filmi bilmediğim ve çok fazla izlemediğim için bir kere falan denk gelmişimdir illaki. O yüzden hiçbir bilgim yok bu çizgi film hakkında. Ben genelde Keloğlan izliyorum arkadaşlar. Keloğlan var. Hala izliyorum bu arada. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.